Herkese merhabalar. Bir video ile daha karşınızdayız. Artık size tanıştırmama gerek yok. Yani ikimizi de tanıyorsunuz. Diğer videolarımızı izlediniz. İzlediğinizi düşünüyorum. Yani izlemediyseniz de hemen izleyin. Sayfadan ulaşabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da videoya geçiş yapmadan hemen abone olun. Böylece biz de videomuza geçelim. Tamam? Anlaştık. O zaman başlıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Selam önce herkese. Merhaba. Sen yine kendini tanıştırmak istiyorsan? Yok canım, artık tanıştırmayayım. Uzun bir yerden sonra gene birlikteyiz. Söyleyecek bir şey var mı? Söyleyecek bir şeyim yok. Ne yapacağız bugün? Bugün bizim kendimize ait bir tarifimiz var. Bunu yapacağız. Fırında cips yapacağız. Hani cipsi kendimiz yapmayacağız. Böyle hazır cipsten fırınlanmış çok güzel bir sıcak çerez yapacağız. Sıcak çerez. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çok başarılı. Elimizde neler var? Bir paket cipsimiz var. Neylik? Baharatlı. Normal baharatlı cips. Bu tarz cipsleri tercih ediyoruz. Peynirli olur, barbekü soslu olur. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Mısır cipsi. Mısır cipsi olacak. Patates cipslerinde evet. Aynı verimi almadık. Maalesef onlar olmuyor. Onlar eriyorlar böyle fırına attığınızda. Bunlar daha sertleşiyor, daha güzel oluyor. O yüzden mısır cipsi tercih ediyoruz. Kaşarımız var, rendelenmiş. Kaşar en önemli kısmı. Tarifin olmazsa olmazı kaşar peyniri. Çünkü kaşarlar cipslerin üstünde eriyecek. Mükemmel bir lezzet olacak. Bir de... Böyle bir ot karışımımız var. Değil mi? Zehir. Bunu yiyip insan içine çıkmayın mümkünse. Gizli tarifimiz burada başlıyor. İşte asıl lezzetli olmasını sağlayan formül burada. İçindeki malzemeleri ifşa ediyor muyuz? Edelim. Ne var içinde? Taze soğan. Sen bildiğin için ben bilmiyorum. Taze soğan, fesleğen. Bu iri yapraklı ama yemeklik olan. Hani yemek aromalı şey olarak pesto sos yapılan fesleğenden var. O da bahçeden bu arada. Kopya hemen. Bir de sarımsak var. Tabii taze sarımsak mevsimi geçtiği için normal sarımsak kullandık ama hani eğer mevsimi yakalarsanız taze sarımsak da daha güzel oluyor. Bu arada bir araya giriyorum ama kafanızda soru işareti olmasın. Karpuzu da mı cipse koyacaksınız limon diye düşünmeyin. Bunlar başka bir tarif. İki tarif yapacağız bugün. Bugün güzel bir aperatif aslında hazırlıyoruz. Cipsimizi yarısını döküyoruz. Hemen hemen cipsin yarısını borcama döktük. Elimize biraz yaydırabiliriz boşluk kalmaması için. Sonra üzerine ot karışımından yine yarısını ilave ediyoruz. Rastgele böyle dağıtarak döküyoruz. Sonra yine ya bu paketin durumuna göre değişiyor. 3 kat da yapabilirsiniz. Kaşar peynirinden döküyoruz. Daha doğrusu misafirinize göre değişiyor. Eğer kalabalık bir misafir ağırlıyorsanız 2-3 paket cipsi de büyük bir tepside hazırlayabilirsiniz. Karma yapabilirsiniz baharatlı peynirli cipsi. Sarımsak soğan sevmiyorum diyenlere sarımsaksız yapabilirsiniz ki güzel olmuyor. Olayı veren sarımsak. Evet, sarımsak ve soğan. Biraz da atabilirsin. Yani ben bunu iki paketin tek başıma yerim de diyebilirsiniz. Şimdi çok lezzetli oluyor. Şimdi kalan cipsi ekliyoruz üstüne. Kalan cips daha çok iyi. Olsun, üst katman daha güzel olur. Cipsimizi kenara ayırdık. Eşit bir şekilde dağıttık cipsleri. Malzeme kaçırmayalım. Tekrar ikinci katı dolduruyoruz. Kalan malzemelerin tamamını. Yerken konuşamazsın. Evet, bir daha. Kalan malzemelerin tamamını üstüne ekliyorum. Ve kaşar peynirinin de kalan kısmını ekledik. Bu kaşarlar eriyince cipslere yapışacak böyle. Cipsleriniz tane tane dağılırken ve peynirler de onlarla birlikte uzuyor. Çok güzel oluyor. Tadım yapacağız mı? Tabii ki de. Tadımsız olur mu? Bunun burada nasıl olduğunu size göstereceğiz. Şimdi elinden. Bu hemen fırına gidiyor. Çok yüksek bir ısıya gerek yok. 150-160 derece yeterli olacaktır zaten. Çok kısa tutun. Kontrol edin. Yani yanmasın. Peynirlerin erimesi. Cipslerin. Sunması. Yanacak kısa sürede. Kontrol edin. Maksimum 10 dakika kalsın. Peynirler erisin. Hemen alın. Bu da fırına gidiyor. Fırına giderken biz burada gördüğünüz diğer malzemelerle yanına güzel bir içecek hazırlayacağız. Cipslerimiz fırına gitti. Biz de ikinci tarifimize geçiyoruz. Yani içeceğimize geçiyoruz. Evet, çok güzel bir içecek olacak. Tam bir yaz içeceği. Hazırda böyle sıcaklar başlamışken mükemmel bir tarif. Karpuz mevsimi de gelmişken. Şimdi ne var elimizde? Karpuzumuz var. Ne yaptın o karpuzları? Karpuzları biraz buzlu attım. Biraz hani donmasını istedim. Yani hani çok donuk da değil. Biraz hatta burada videoyu çekerken eridiler bile. Hemen açıldılar, çözüldüler. Hani 2-3 saat... soğuklar. 2-3 saat durması iyi mi? İyi. Yani çok da hani böyle şey hani taş gibi de olmasın tabii ki. Gene buz kıracağı lazım bize. Sade sodamız var. Meyveli sodamız var. Yani bunu değiştirebilirsiniz içerikleri. Yani soda gerekli. Hani soda biraz bu karpuzun sulanmasını sağlıyor. Soda ya da gazlı bir içecek gerekli ama abartıya kaçmak lazım. Meyveli sodayı da şeker oranını biraz dengelesin diye kullanacağız. Aslında hani yazın böyle karpuz rastgele alırsınız da bozuk çıkar, kötü çıkar, tadı kötü olur. Aslında değerlendirmek için. 2 hours later. Yani karpuzlarınızın
aldığınız karpuz bozuk çıkabilir, tadı kötü olabilir. Değerlendirmek için aynen, güzel bir fırsat. Burada da gene dediğimiz gibi içeceklerin içeriğini değiştirebilirsiniz. Yani iced tea de koyabilirsiniz içine. Ama yine mutlaka dediğim gibi gazlı bir içecek olsun, soda ilave edin. Yani gazoz ya da türevleri çok tercih etmiyoruz. Çünkü onlar biraz fazla asitli oluyor. Şimdi bardaklarımızı böyle alalım. Karpuzlarımız dediğimiz gibi buzlukta biraz beklemişti. 2-3 saat yeterli olacak dediğimiz gibi. Şimdi içine karpuzlarımızı ilave ediyoruz. Karpuzlarımızı içine koyduk. Evet, gördüğünüz gibi bir blender'ın neredeyse tamamını doldurdu. Ama tabii bu geçirdikçe şeyden. Hı hı. Blender'dan. Blender'dan geçirdikçe azalacak. Onların biz çekirdeklerini de ayıkladık bu arada. Ama mesela daha önce yaptıklarımızda çekirdeğiyle de koyduğumuz oldu. Daha böyle şey oldu. Biraz daha kıvamlı kaldı içine. Çıtır çıtır ağzınıza geldi. Sevmeyebilirsiniz. Çekirdekleri ekleyebilirsiniz ama çekirdekli de gayet güzel oluyor. Sonra vitamini oluyor çekirdeğinde. Sodamızı ekliyoruz. Önce sade sodayı ekleyelim. Çilek de koysak karpuz çilek soda olur mu acaba? Olabilir. Yani çilek de atabilirsiniz. Vallahi. Bir şişede bu neliydi? Ananaslı. Sodalar çok lezzetli ya. Şeker oranı da yüksek. Ekstra şeker ilavesi yapmıyoruz o yüzden. Bu içecek gayet yeterli. Biz içine birkaç dal taze nane atacağız. Yardım etmeniz ister misin? Yok. Ben yavaş yavaş yapıyorum. Zaten cipsimiz fırında olduğu için acelemiz de yok. Birkaç yaprak böyle taze nane. Onun da çekilmesini istiyoruz. Yani bazen hani içine limon da atanlar var. Ya da limon suyu dökenler de var. Ama hani tercih sizin burada. Önemli olan karpuz, soda ve içerik. Herhalde yeterli olacak nanelerde. Bunlarla da bardağımızı süsleriz. Bu tam olarak frozen gibi olmuyor. Hani frozen'da sadece meyveyi kullanıyorlar. Biz içine soda da ekliyoruz. Gördüğünüz gibi neredeyse koyduğumuz meyve suları da yarısını doldurdu. Çok yapacağız diye çekinmeyin. Yani gayet böyle buz gibi içmeye devam ediyorsunuz. Zaten sıcak yaz günlerinde bunu bir oturuşta içersiniz. Evet. Gördüğünüz gibi sıvımız hazır. Yoğunluğu çok olmadı. Böyle tercih ettik bu sefer. Ama siz bunu dediğim gibi yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Daha böyle karpuz kalabilir içinde. Yani daha az soda koyarak ya da daha çok karpuz koyarak bunu yoğunluğunu bardaklarımıza dengeleyebiliriz. Servis edelim. Bardakları koyuyoruz. Süslemek için içine hemen şöyle bir dilim limon atacağım. Böyle içine sallıyorum limonları. Beni de bıçaklıyor onun arada. Yok canım. Seni niye bıçaklayayım? Birkaç dal nane, taze fresh. Naneler de bahçeden, onu söylemiş miyim? Ve Özlem çilekli istediği için. O da bahçeden. O da bahçeden. Günde 2 tane, 3 tane çilek veriyor mu? Bir tane mi çıktı? 1 tane çıktı maalesef. Bir çileğimiz çıkmış. Bunu bardağımıza böyle süs olarak takacağız. En sonunda. Biraz ters oldu sanki. Genelde limonu takarlar tabii. İstersen yanına da limon takabilirsin ama limon sodaya sadece içine sarması için yaptık. O zaman biz fırından cipslerimizi de alalım. Ve sonra tadımımızı yapalım. Buraları da toplayalım. Evet, cipsimiz. Tadam. Tada. Güzel bir sunum giriş aslında. Cipsimizi fırından çıkardık. Çok güzel kokuyor. Yani hani soğan sarımsak bilmiyorum, herkes sever mi ama yani. Seversiniz, bence biz seviyoruz. Dehşet kokuyor. Çok güzel. Soğumadan yememiz lazım bunu. Hemen tadım yapıyoruz. Ben önce bundan tatacağım. Burada dibine çöktükçe çok güzel gördüm. Rengini görüyorsunuz. İçeriği görüyorsunuz. Aynen, tadına bakacağım direkt. Karpuz ve sodalar birleşince mükemmel bir lezzet olmuş. Evet, çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Bayıldık. Tamam. Tamam, bitirme. Ekstra şekere kesinlikle gerek yok. Şimdi buna mı geldik? Mi? Tatlıyı da tuzluyu dengeleyelim. Bak şöyle göstermek istiyorum. Ben de şuradan göstereyim bakayım. Bu düşmedi. Şöyle bakınız. Bizim artık durup yemeği bırakıp videoya konuşmamız lazım. Yeme artık. Yemesene. Video bunun hepsini bitirdiğimizi kayıt edebilir miyiz? Ya sıcakken çok güzel oluyor. O zaman biz videoya burada son veriyoruz. Yiyeceğiz çünkü. Yiyeceğiz artık. Dayanamıyoruz. Çok lezzetli. Bunu mutlaka deneyin. Bunu deneyin. Biz kaşar peyniri kullandık ama mesela çedar da ekleyebilirsiniz içine. Şu an dilim çedarlar oluyor ya. Ekstra baharata gerek yok. Biz galiba bir kere biber de koymuştuk böyle minik, çok minik doğrayıp. Olabilir. Ama baharat atmayın, zaten cipsler baharatlı. Patates cipsi kullanmayın. Mısır cipsi ideal. Deneyin. Farklı peynirlerle de deneyin. Soğan ve sarımsaktan asla vazgeçmeyin. Bu sizin film akşamlarınızın vazgeçilmez cipsi olacak. Bu kadar eminiz bundan. Çok kalorili, sürekli yapmayın. Bu ikisi muhteşem oldu. Soğuk ve sıcak.
Tamam. O zaman yani böyle bir videonun karşılığında kanala abone olmayı unutmayın. Artık kanala abone olursunuz. Bence olmuşlardır. Bence de olmuşlardır. Yani buraya kadar izlediyseniz kanala abone olduğunuzu düşünüyorum. Ben yiyorum. Olmadıysanız da olun artık. Ben beğenip beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.